Bugün de Antalya'nın diğer güzel ilçesi Manavgat'tayız. Manavgat 1220 yılında Selçuklu, 1472 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresine geçmiştir. Sultan Alaaddin Keykubat ise 1221'de fethettiği şehre Alaiye ismini koyarak Manav Türkleri ile Alaaddin'in kader birliğini sonsuza kadar kayıt altına almıştır. Sayın seyirciler, bu Akdeniz öyle bir yer ki tarihiyle, doğasıyla bizi çektiği yetmiyormuş gibi misafirperverliğiyle de bırakmak istemiyor. Antalya'ya daha çok yolumuz var. Bizi Ticaret Odası Başkanımız Ahmet Bostaş karşıladı. Sayın Başkanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Siz geldiniz, hava da güzelleşti. Allah. Dünle bugünün arasında 6 derece fark var. Ay, bunu duymak beni çok çok mutlu etti. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Şu başlıkları, şu üstümüzü başımızı bir değişelim. Burası Manavgat Şelalesi. Gürültüsü harika. Dünyanın önemli şelalelerinden bir tanesi. Bu sadece Türkiye'nin değil. Tarihi çok özelliği de var. Biliyorsunuz bu eski kağıt 5 dinar vardı. Hatırlarsınız onun onu. Onun üstündeki resim bu. Doğru. Dolayısıyla Manavgat 3 hem doğu sınırı hem batı sınırı ırmak. Arkasında 2 tane barajı. Ortasından Manavgat ırmağı, aşağısı deniz, böyle doğa harikası bir yer. Evet, çok güzel. Bu suyun yani çıktığı yerden buraya kadar gelmesinde çok ciddi bir geçtiği yerlere verdiği bereket, daha sonrasında da böyle bizi mutlu etmesi ayrı bir özellik tabii. Bunun üzerinde 2 tane baraj var Sayın Bakanım. 2 tane de baraj var. Oymapınar Barajı ve Manavgat Barajı. Hem elektrik hem sulama şeyinde 2 tane de baraj var. Yani burası herhalde normal sezonda ciddi bir turist çekiyor değil mi? 2 milyona yakın ziyaretçi alıyor. 2 milyon? Evet. Çok güzel bir rakam. 40 milyon civarında yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor ilçemizi. 2 milyonu mutlaka şelaleye geliyor. Müthiş, güzel bir şey. Şelalenin tadını çıkarmadan olmaz. Bu suyun gücü beni hep etkilemiştir. Başkanımız bize Manavgat'ı sadece tanıtmıyor, yöresel ürünleriyle de yaşatıyor. Bu Manavgat susamı, evet. Sayın Bakanım, Manavgat susamı. Manavgat susamı şöyle, aslında bütün susamlar Muganlı 57, Hindistan'dan gelmiş 1000 yıl önce Anadolu'ya. Ama bu bölgede ki susamlar mikro klimadan ya da toprak yapısından dolayı yağ oranları, aroması filan farklı, farmolojide aranıyor. Osmanlı'da, tarihte de bu bölgenin susamından yapılan tahinler saraya gitmiş. Tarihçilerin buradan yaptığı yorum, Osmanlı sarayını Manavgat'tan götürmüşler tahini diye. Dolayısıyla bu bölge, coğrafi işaret için de odamız müracaat etti. Şu anda askıda bitmek üzere. Bu da keçi boynuzu pekmezimiz. Bölgedeki yetişen zeytinyağından sızma zeytinyağı. Bu da defneden defne yağı. Defne yağı. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim başkanım. Manavgat Ticaret Sanayi Odası başkanımızdan böyle güzel bir hediye aldık. Manavgat'ın ürünleri. Bu Manavgat'ta ve bu bölgede olduğu gibi yaptığımız çalışmalar sırasında değerli arkadaşım Alper Ceylan bize eşlik ediyor. Kendisi de bir turizmci. Salgın döneminde bile uzun uzun kendisi eşi Alman başkonsolosu olduğu için Almanya'dan turistlerin de ülkemize gelmesine özellikle çaba sarf ediyor. İyi bir motorcu, eski bir kickbox şampiyonu olduğu için devamlı yanımızda olmasında yarar oluyor. Şimdi farklı bir tersane göreceğiz. Gerçek bir başarı hikayesi. Ramazan Bey'in hikayesini dinleyeceğiz. Kime sorsak bu bölgede Manavgat'ta acayip bir böyle yat üretimi merkezi oluşturmuşsunuz. Evet. Birçok tersanelerin burada öncüsü olmuşsunuz. Hem böyle ben bakıyorum ahşap, hem her türlü metalden tekne yapar hale gelmişsiniz. Bize bir hikayesini anlatır mısınız bunun? 1985'lerde turizmin yeni başlamasıyla biz bu işe başladım ben.
İşte o zamanlar... Esas doğramacıydınız herhalde, evet, değil mi? Evet, asıl mesleğim doğramacıydı ama bu işe meraklıydım. İstanbul'da biraz çalışmıştım gençliğimde. Hayvan Sarayı'da. Oradan geldikten sonra bu işe başladım. 88'de tersane açmaya ihtiyacı oldu. Kendim bir tekne yaptım. Turist gezdiriyordum. 88'de tersane açmamız gündeme geldi. O zaman şehir içinde yapıyorduk. Sonra bunların karaya çekilmesi gündeme geldi. Buralara taşındık. Buralar o zaman orman dairesiydi ve belediye bize buralara yerleştirdi. 30 yıldır buradayız biz. İşte 30 yıldır süre içerisinde tamirat, çekek, bakım, onarım derken yeni inşalar gündeme geldi. Peki bu nesi? Bu da ahşap tekne. Nasıl yapmıştınız bunu? Bunu iskelet, meşe, Trakya kırklar eline getirdi. Dış kaplaması maun. Meşe midir bu? Maun meşe. Dış kaplaması maun. İçeride meşe. Oo, bayağı dayanıklı. Kırklar elinden de 500 ton meşe almıştım tekne için. Of. Bu da çok büyük bir tekne. 42 metre. 42 metrelik bir tekne. Yani ne kadar zamanda yapıyorsun Ramazan Usta? Vallahi biz bu tekneyi Kasım'da başladık. Haziran'da tura gönderdik. Toplam 6000 kişi mi çalışıyor? Bu, evet. Bu yani yan sanayiyle beraber 6000 teknelerle. Evet. Çok ciddi bir kümeleşme bu yani. Manavgat Yat Limanı, evet, Başkanlığı'na kayıtlı 1700, evet, adet yat, evet, var. Evet. Anladım. Çok güzel. Ramazan Bey, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz buraya. Senin bu kadar güzel çalışmalarını yerinde gördüm. Yani seni çok duydum ben. Böylesine binlerce kişilik burada tekneler yapman, gemiler yapman, hem ahşabı hem metali kullanman, her şeyi bilmen ve bu kadar kişiye istihdam sağlayacak yolu açman bence çok güzel. Evet. Eminim ki izleyicilerimiz de senin başarını takdir edeceklerdir. Evet, benim şehrim Manavgat diyoruz. Ramazan Bey'e alasmalık diyoruz. Hadi. Çok Allah'a sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ramazan Bey gibi üreten bir insanı tanımak beni çok mutlu etti. İnsanımız böyle ürettikçe, istihdam sağladıkça biz çok daha hızlı kalkınabiliriz. Sırada tarım var. Tropikal meyveler artık bu bölgede gerçek bir endüstri olmuş durumda. Hem iç piyasaya hem de ihracata verilen bu ürünler bizi tarımda önemli bir yere taşıyacak. Biliyorsunuz Manavgat tropikal meyvelerinde merkezi olma yolunda. Muz yatırımlarımız falan devam, evet, ediyor. Devasa seralar var orada. Hakikaten. Şimdi burada büyük. Da tropikal meyve de, evet, ejder meyvesi, pitaya ve içeride başka ne var arada? Papaya var. Papaya. Sayın Başkan. Onlara bakacağız. Sayın. Bunun içerisindeki renkler beyazdan kırmızının bütün tonlarına kadar var anladığım kadarıyla. Ama hepsi ayrı bir tat. Hepsi ayrı bir aroma. Buradaki amaç şu, ticari olarak yapıyoruz. Evet. Evimizde yapmış olsak çiçeğe assın, bir tane meyvesini yiyelim diye, evet, mantığa gidebiliriz. Ama bize çok uyum sağladı ülkemizde. Artık ejder meyvesi böyle çünkü herhalde 3 seneden önce de yoktu bu anladığım kadarıyla. 10 seneden beri. Var mı 10 senedir? Evet. Ama ciddi boyutta tanınmıştık, bu 3-4 yıllık bir olay. Peki. Bir de profesyonelce yapan bizim gibi arkadaşlarımız var bakalım. Şu anda adaptasyonu çok güzel. Yurt dışında Vietnam, Malezya, evet, vatan olmasına rağmen burada iklim, Manavgat ortamı, tropikleri de çok çok iyi. Tabii. Şu anda 1000 dönüme ulaştık. Öyle mi? Maşallah başkanım. Türkiye'de biziz şu an. Bravo. Evet. Başkanım, ben gördüğüme inanırım. Bu, evet, güzel bir meyveye benziyor ama yediğime daha çok inanıyorum. Bakalım şimdi nedir bu? O zaman yiyeceğiniz başka filan. İşte bütün olay rengine görüp de aldım. Ben rengi buna gittim ben. Biz içine bakacağız. Allah Allah. Tadına bakacağız. Allah Allah. Şimdi bu, bakın, dışı sarı, içi böyle. Amerikan bütü dediğimiz pembe bir cins efendim bu. Tam bu siklamen rengi derler o. Biz iç piyasaya, Türk damak tadına ayrı, ihracata gidecek olan ayrı. Evet. Vallahi. Bir de bakanımın. Ben şimdi izninizle, estağfurullah, Halil Ömer, yiyelim mi? Sen de seviyor musun bunu? Aferin. Evet. Çok güzelmiş. Benim favorim. Evet, değerli izleyiciler hep bana böyle kızıyorlar. Ben bunları böyle güzel güzel bakıyorum, kalite kontrol yapıyorum, sonra yiyorum ama sizler de buyurun lütfen. Gelin Manavgat'ta yerinde kaynağından yiyin. Aa, bak, gördün mü?
Bu en tatlısı. Öyle mi? Bu içi beyaz. Sen bunu anlayabiliyor musun? Nasıl oluyor bu? İçi beyaz. Nereden anladın bunun içinin beyaz olduğunu? Şeklini. Papaya. Ağaç kavunu mu diyorlar? Ağaç kavunu. 8 aydır şu anda yenecek durumda değil. Yok, ama değil mi? İki ne zaman olacak bu? 2 aya kadar olur. 2 ay. Papaya. Evet. Ağacı da ne kadar güzel. Bunun kerestesinden bir şey olur mu? İçi boş efendim. Boş değil mi? Boş. Sen bambu yani, gibi. Suyu ver. Hızlı büyüyor. Hızlı büyüyor. Papayayı da görmüş olduk. Güzel. Çok güzel. Burada da fidanlarımızın burada dikenleri var efendim. Ha. Biz meyveleri bu dikenlerden alıyoruz. Fidanlar da bu meyve şeyden geliyor, dikenlerden geliyor. Bir kaktüsün 40 türlü çekişi var ve bu değişik bir kaktüs. Sen diğer kaktüs meyvelerini yiyor musun? Yiyorum. Bu en faydalısı ama yani. Çok güzel. Peki, valla tebrik ediyorum. Çok güzel. Baya güzel, modern bir sera. Kaç dönüm burası şu anda? 11 dönüm efendim. 11 dönüm kapalı alanda, şahane bir şey. Kutluyorum sizi. Değerli başkanım, biz bu seraları görünce, burada yapılan bu üretimi görünce hakikaten gurur duyduk, çok mutlu olduk. Yani şu sıkıntılı günlerde bile, salgın döneminde bile bizim buradaki başarı hikayelerimiz bize umut veriyor gelecek için. İnşallah bütün turizm sektörü de, tarım sektörü de eskisinden çok daha iyi bir hale gelecek. İnşallah. Sizlerin değerli çalışmaları sonucunda olacak. Bilmediğimiz şeyleri de öğrendik. Daha önce yemediğimiz, tatmadığımız şeyleri de yedik burada. Çok mutlu olduk. Sizin Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak her şeyin dışında buradaki üreticilerin hepsi için, iş kolları için örnek kitaplar hazırlayıp onları bilgilendirmenizden de ayrıca çok mutlu oldum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Peki. Sizlerin sayesinde Türkiye'nin vitrinine çıkacağız. İnşallah hep beraber. Manavgat olarak. Görüşmek üzere. Benim şehrim Manavgat. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Tropikal meyvanın tadı damağımızda, direksiyonu Manavgat'ın keyifli bir etkinliği olan Köprülü Kanyon'da rafting ve safari hizmeti veren Abdullah Bey'in yanına çevirdik. Ben bu memleketi ayrı sevmekte çok haklıyım. Evet Abdullah Bey. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Uzun bir yoldan geldik ama çok zevkli bir yoldu. Hoş geldiniz. Harikaydı yol gelirken. Tekrar merhaba. Nasılsınız? Evet, ne var ne yok? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyiz Allah'a çok şükür. Sizler de iyiyseniz mesele yok. Biraz tabii bu dönem sıkıntılı ama inşallah daha sonra açılacak. Her şey çok daha iyi olacak. Burada siz bütün rafting organizasyonunu buradan yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Yani arkadaşları hem rafting yapıyorsunuz hem de safari de yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. İkisi bir biraz arada. Anlatır mısınız bize neler yapıyorsunuz buralarda? Bu sizin cipler herhalde bunlar, evet. Arazi cipleri. Ciplerle beraber yolcularınızı otellerinden alıp buraya getiriyorsunuz. Evet, off-road harika yaparak, bir imkan. Evet. Off-road yaparak yolda dağlardan geliyor tabii ki buraya gelirken. Normal asfalt yoldan gelmiyor. Hı-hı. Off-road yaparak buraya kadar geliyor. Burada infosunu alıyor. Infodan sonra start bölgesine gidiyor. Start bölgesinde rafting'e başlıyor. Aşağı yukarı bir 15 kilometre parkur var. Bu parkur boyunca aktivasyonları yaparak rafting'e devam ediyor. Çok güzel. En sonunda finish'e var. Finish'te bittikten sonra tekrar jiplerle geriye bırakıyoruz. Tekrar yukarı alıyorsunuz. Evet. Kaç kilometrelik bir rafting parkurunuz var? 15 kilometre. 15 kilometre. Evet. Oldukça önemli bir parkur bence. Bu kadar uzun parkuru olan yerler azdır dünyada da. Parkur. Evet. Sizin bayağı güzel. Yani parkur yeterli bir parkur. Evet. Abdullah Bey ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bir yorgunluk çayı içelim. Tamam. Ondan sonra Tazık Kanyonu'na doğru jiplerle. Tazık Kanyonu. Evet. Jiplerle çıkacağız. Jiplerle tamam, çıkacağız. Peki. Misafirleri burada ağırlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yemek falan da verebiliyorsunuz. Açık büfe yemek veriyorsunuz. Açık büfe olarak yemek veriyor. Yani veriyorum. Geliyor burada raftingini yapıyor. Üstüne açık büfe yemeğini yiyor. Yemeğini sonra yiyor. Sonra bir rafting. Ondan sonra yemekten var. Sonra evet bir 5 kilometre daha parkurun devam ediyor. Yani siz otelden aldıktan sonra bir yarım gün minimum bu misafirleri burada ağırlıyorsunuz. Yarım günden fazla oluyor. Belki fazla da oluyor. Bir güne yakın evet, yani. Bir günü tam full evet. Aktivasyon olarak burada geçirebiliyor. Thank you.
Köprülü Kanyon. Burası Büyürüm. Yani isminin geldiği yerlerden bir tanesi. Evet. Şimdi ustanın yaptığı köprü mü? Bu ustanın yaptığı köprü. Bundan sonra da ileride tekrar göreceğiz. O da ustanın çıraklarının yaptığı köprüyü göreceğiz. Aynen. Bunların taşları biraz ince, onların taşları daha büyük ve daha gösterişli. Kilit taşını falan çok güzel evet. koymuş ama. Hala da sağlam duruyor. Hala üzerinden hareket. Mesela yörükler göçerken keçilerini veçilerini oradan geçiriyorlar. Hayvanlarını oradan Hiç geçiriyorlar. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı Kilit yok. Kilit taşı falan evet. yerli yerinde duruyor. Evet. Güzel zaten. Bu şimdi yaklaşık 2000 senelik bir yaklaşık köprü, 2000 senelik. Evet. Az bir zaman değil ama hala çok güzel, çok estetik duruyor. Evet Abdullah Bey, bizi gerçekten çok güzel bir yere getirdin. Bu harika bir su. Tam turkuaz, cam göbeği renginde akıyor. Ve raftingçiler buradan başlıyorlar turlarına. Arkada şimdi o temin gördüğümüz ustanın çırağının yaptığı evet. köprüler. Yani usta demek ki çıraklara iyi eğitim vermiş. Onlar daha büyük taşlarla güzel de bir köprü yapmışlar. Üzerinden de arabalar geçiyor. Arabalar geçiyor. Biz de birazdan geçeceğiz. Evet. Dolayısıyla çok güzel bir yer. Evet görüyorsunuz botlar, bütün rafting botları, kanolar burada. Bunlar antrenman yapıyorlar anladığım kadarıyla. İşte akıntıya karşı kollarını kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Bakalım geçebilecekler mi? Bence gayet güzel çekiyorlar. Aferin, devam. Burada trekking yapanlar sol tarafta görüyorsunuz. Dağ yürüyüşü, orman yürüyüşü hepsi bir arada. Onlar da burada. Dolayısıyla burası tam bir spor eğlence merkezi haline gelmiş. Çok güzel. Aşağıda imkanlar güzel. Rafting, kano imkanları. Yer çok güzel hakikaten. Ve ben açıkçası böyle bir tarihi köprünün üstünden binlerce sene sonra geçince ayrı bir huzur alıyorum. Yani ne kadar güzel. O zamanki taşlar hala duruyor. Bunların üzerinden insanlar geçti, araçlar geçti daha sonra. Ama hiçbir şey olmamış. Şimdi suyun kaynağının olduğu yere geldik. Biz her şeyin kaynağına gidiyoruz programda. Bu kaynak hakikaten kaç yerden birden dağın içinden kaynıyor. Ve bu bizim üstünde kano yaptığımız, rafting yaptığımız nehri oluşturuyor. Harika bir yer. Çok güzel ama hakikaten. Kanocu arkadaşlar, raftingçi arkadaşlar hepsi buraları da gelip görebiliyorlar aşağıda. Biz de buradan yukarıdan gayet güzel bir şekilde gördük. Harika. Hakiki bir kanyon. Biz hep yurt dışındaki kanyonları biliriz ama buradaki kanyonu daha yeni görüyoruz. Çok güzel. Abdullah Bey çok teşekkür ederiz. Bizi hakikaten burada çok mutlu ettiniz. Buranın doğa zenginliklerini, tarihi zenginliklerini sizin sayenizde biz de öğrenmiş olduk. İzleyicilerimize de bunu anlatmış olduk. Benim şehrim Manavgat dedik. Benim şehrim Köprülü Kanyon dedik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, değerli izleyiciler, bu arkamda gördüğünüz meşhur Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı olarak da görülür, bilinir. Pax Romana yani Roma Barışı'nın en önemli simgelerinden bir tanesi. Roma Barışı döneminde yapılan iki tane büyük tapınaktan en önemlisi bu Apollon Tapınağı'dır. Biliyorsunuz Apollon, bereket, ışık, bütün hepsini simgeleyen o dönemin Side tanrılarından bir tanesi. Side'de içeride yer alan bu yapı çok büyük ve bütün etraftaki insanlara hizmet veren, herkesin toplandığı Agora'nın arkada ticaret merkezinin hemen önünde kurulmuş durumdadır. Ve tahminen
1800 senelik, 1850 senelik bir tarihten bahsediyoruz. Milattan sonra 150 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor. Ve son derece önemli bu tapınakta, bu güzellikte sizlerin de olması lazım diye düşünüyorum. Hepinizi buraya bekliyorum. Side'nin meşhur tiyatrosundayız. Değerli izleyiciler, bu tiyatro diğer bütün dünya tiyatrolarından farklı bir özellik içeriyor. Ben bunu ilk geldiğimde öğrenmiştim. Herkese de yeni bilgi diye satıyordum. O da şu, bu tiyatro deniz kenarında olan tek tiyatrodur. Diğer tiyatroların hepsi bir dağa, bir yamaca sırtını verir ve o şekilde yapılır. Ama Side Tiyatrosu'nun özelliği deniz kenarında olması ve tamamıyla ayrı bir yapı olması. Bizim burada tabii Side Tiyatrosu üzerine daha evvel ben sırtını herhangi bir dağa yamaca yaslamayan tek tiyatro dünyada diye söylemiştim ama esas işin uzmanı arkeolog Volkan hocamıza biz burayı anlattıralım. Bütün izleyicilerimiz de bu şekilde doğru şey kanaldan bilgilendirilmiş olsunlar. Evet, biraz anlatır mısın Side Tiyatrosu'nu bize? Tabii ki. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi herhangi bir yamaca yaslanmadan tamamen tonozlarla, fil ayaklarıyla yükseltilmiş ikinci kat kavyasına sahip Aldo'daki ender örneklerden bir tanesi ve en büyük anıtsal tiyatrolardan bir tanesi tiyatro. Şimdi bu tiyatronun bir de başka bir özelliği daha var. Anadolu'da belki de dünyada da hani yapılan araştırmalar doğrultusunda başka bir örneği olmayan bir özelliği söz konusu. O da agora yapısıyla birlikte planlanmış olması. Yani bir kompleks niteliğinde inşa edilmiş olması. Aslında bu iki yapıyı bir arada şu günümüzdeki AVM'ler gibi düşünebiliriz. Orada alışverişini yapıyor, burada geliyor, eğlencesini yapıyor, tiyatrosunu izliyor. Halkın toplandığı bir alan aynı zamanda. Genel olarak kentle ilgili halka duyuru yapılacağı zaman bu tiyatro kullanılıyor. Bu açıdan oldukça önemli. Bizim eski dediğimle yani yeni diyoruz fore kazık. Aslında kazıkları burada değil mi fil ayakları olarak kullanmışlar. Tabii. Zamanında deniz dolgusunun üstüne kazıklar evet, çakılmış. Evet, evet. Onun üstüne bu amfiteyatr. O zamanın teknolojisiyle yapılmış. Evet. Evet. Yani. Kaç tarihi bunun esas? Şimdi milattan sonra 2. yüzyılın ortası olarak söyleniyor. Yani 1800 küsur sene burası. Evet ama daha erken dönemlere de uzandığı düşünülüyor. Evet. Şu an milattan sonra 1. yüzyıla kadar. Milattan önce 540'ta Perslerin bir istilasına uğramış. O sırada var mıydı bu acaba? Yok. Yok. Daha o yok. Zamanlar, demek ki daha o zamanlar sonra. Yok. Tabii. Evet. Ya Helenistik dönemde de evet. Yapıldı. Ya yapılmış olması gerekir çünkü plan açısından Hellenistik tiyatro özelliği de gösteriyor. Aynı zamanda Roma tiyatrosu özelliği de gösteriyor. Bu az önce bahsettiğimiz tiyatronun işte tonozlarla yükseltilmesi arka tarafın ikinci kat kavyasının. Bu bir Roma özelliği ama Atnalı formunda olması da Hellenistik dönem tiyatroları dönem özelliği benziyor. Göstermekte. Böyle iki katlı bir sahne binası var ama şu an günümüzde tabii sadece birinci katın bir bölümü. Evet. İyi bir şekilde korunmuş. Bu deniz kenarında olduğu için herhalde Asbestos kadar böyle sağlıklı kalamamış. Öyle tahmin ediyorum değil mi? Neden? Yani çok... O da var. Hani şeyler de var. Şimdi Arap akınları ve Sasani saldırıları da görmüş bu kent. O yüzden de tahrip edilmiş. Hemen tahrip edilmiş ve ön tarafında da bir Attius Fupus Suru olarak adlandırdığımız bir geç dönem suru var. Olasılıkla o sur inşa edilirken buradaki bloklar sökülmüş ve sur da kullanılmış. Yani o dönemde ciddi bir ticaret kapısı olarak da hizmet veriyordu herhalde. Burada iskele falan kalıntıları da vardı. Kesinlikle dediğim gibi zaten Agora ile birlikte planlanmış olması. Agora zaten bir pazar yeri. Aynı şekilde tiyatronun içerisinde de görüyoruz biz. Galeriler var iç tarafta. Bu galerilerin hepsi de birer dükkan olarak kullanılmış. Zaten Side tam bir ticaret merkezi. Zaten denizde olan ilişkisinden kaynaklı.
Pamfilya'dakinde en büyük liman. Peki o dönem için burası kaç kişi böyle tek ya bir mesela bir oyunda kaç kişi burada o oyunu seyretmeye gelebiliyordu? Ya ne kadar buranın, seyirci kapasitesi evet, vardı? Ya buranın kapasitesi için 10-15 bin kişi olduğu söyleniyor. Evet. Ama tabii oturma düzenine göre değişebilir bu rakam. Tabii doğru. Aha. Ama yani o zaman için bile çok büyük bir tabii rakam. Biraz da turizm konuşacağız. Bölgenin en fazla yatak kapasitesine sahip ilçesi Manavgat. Manavgat'ın Güzide otellerinden birinin sahibi olan Erkan Bey ile beraber mevcut durumu, pandemideki sorunları ve turizmin geleceğini birlikte değerlendireceğiz. Ne var ne yok, görüşmeyeli Erkan Bey, iyi miyiz? Sayın Bakanım, her şey yolunda. Sezonu bitirdik. Bugünlerde tam kapanışa geçtik. Evet. Birçok tesis gibi. Maalesef bu sezon çok kısa sürdü. Evet, kısa sürdü ama siz bir hiç olmazsa yine biraz ağırlayabildiniz bazı misafirlerimizi dışarıdan. Elbette, evet. Tabii benim gördüğüm esnaf ve aynı şekilde otel sahipleri yaptığımız görüşmelerde hep endişeliler. Yani evet, çok fazla da şikayetçi olmak istemiyorlar ama bir sıkıntı var belli. Yani zaten pandemide bütün dünya sıkıntı içerisinde. Evet. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Tabii sizin söylediğiniz gibi sadece turizm sektöründe değil, bütün dünyada var. Ama turizmin bizim bölgemizdeki etkisi çok çok daha büyük. Gerek otelcilere, gerek turizm tedarikçilerine, gerek turiste hizmet veren dışarıdaki esnafa çok ağır gelen bir yük aslında bu. Sezon Temmuz ayında başladı. Temmuz ayında birçok otel açmadı. Biz açma riskini alan şanslı otellerdiniz. Elimizden geldiği kadar misafirlerimize hizmet etmeye çalıştık. Sezon sonu itibariyle baktığımızda %40-%45 geçen yıla oranla %45 kapasiteyle çalışmışız. Hı hı. Ve şu anda da Almanya'nın, İngiltere'nin aldığı bir takım önlemler vesilesiyle de sezonumuzu bitirdik. Bitirmek zorunda kaldık. Yani birçok tesis, birçok tesis de açmadı bölgede. Yani bir riskti bu. Siz o riski aldınız, evet, açtınız, evet, bu doluluğu yakaladınız. Evet. Ama diğer ülkeler kapatınca şimdi bu sefer yine aynı noktaya geldik. Evet, maalesef. Ben inanıyorum bizim sektörümüz içerisinde sizin gibi temsilciler olduk sürece devlet de gerekeni mutlaka yapar. Yapacak. Yani bu kadar güzel tesislerin hepsinin ayakta kalması yeni sezonlarda çok daha yüksek, en az 50 milyon, 60 milyon turist çekebilecek bir ülkeyiz. Kesinlikle. Buna gelmemiz lazım. Kesinlikle. Rahat rahat ulaşmamız lazım. Ve hizmet kalitemiz, evet, son derece elverişli. Son derece elverişli bu durumlara. Önümüzdeki yıllarda bunun çabasını hep beraber göstereceğiz işte. İnşallah. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz de önemli bilgilerinizi gerçekten samimi bir şekilde paylaştınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizleri ağırladınız. Arkadaşlarımızı hiç evlerinden çok daha iyi bir şekilde hissettirdiniz. Biz de çok, çok teşekkür mutlu ediyorum. Olduk. Sağ olun. Sizi ağırlamaktan biz de çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet, değerli izleyiciler. Manavgat çok yoğun geçti. Benim şehrim Manavgat dedik ve sizlerle beraber gerçekten hem tarihi hem doğal güzellikleri yerinde gördük. Ayrıca çok önemli döviz girdisi sağlayan tarım sektörümüzü ve turizm sektörümüzü de yerinde görüp değerlendirme fırsatımız oldu. Bizi izlemeye devam edin. Hepiniz hoşça kalın. Benim şehrim Manavgat'tan selamlar, saygılar.